Öncelikle hoş geldiniz Cumhuriyet TV ekranına Emrah Bey. Hoş bulduk. Bugün Cumhuriyet TV ekranında sinema eleştirmeni ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emrah Kolukısay ile birlikteyiz. Öncelikle Emrah Bey bugün sizinle hem Yakamoz dizisini hem de Yakamoz dizisine gelen eleştirileri konuşmak istiyoruz. Ama tabii ki ondan önce Into the Night'tan bahsetmek istiyoruz. Öncelikle hiç bilmeyenler için Into the Night dizisinden ve Yakamazlı olan bağlantısından bahsedebilir misiniz? Tabii Into the Night Netflix'in sanıyorum 2 yılı geçti. Belki 3 yıl oldu. Ee, yayınlanmış bir dizisiydi. O zaman e, seyrettim ama çok da fazla e, detayını atlamıyorum. Sadece e, bir uçak dolusu e, insanın e, işte bu e, güneş doğunca herkes ölüyor meselesi var ya. O güneşten kaçmak için e, sürekli e, uçakta işte karanlıkta gittikleri ve karanlığın içinde işte Adıza. Zaten oradan geliyor. E, yaptıkları bir yolculuktu. E, The Old Axolot diye bir romandan uyarlama aslında e, gerçek Dudak şimdi şeyini tam e, telaffuz edemiyorum yazarın e, onun yazdığı bir roman. Jason George adlı bir televizyon yapımcısı e, bunu uyarlamıştı. Hatta Mehmet Kurtuluş da orada bir rol üstlenmişti. Ve izleyenler hatırlayacaktır. En son bölümün son sahnesi gibi Kıvanç Tatlıtu çok küçük bir giriş yapıyordu diziye. İşte zaten Yakamoz'a da oradan bağlanıyor. Peki genel olarak Yakamoz dizisinin konusu nedir? Ve biraz da dizinin künyesinden bilgiler verebilir misiniz? <laughs> Tabii. Yakamoz bir denizaltının araştırma yapmak için afatik zona inmesini anlatıyor. Ama Böyle başlıyor ama aslında çıktıkları zaman görüyoruz ki Into the Night'ta olan olay burada gerçekleşmiş ve dünya, güneş doğduğu anda insanların öldüğü bir post apokaliptik neredeyse bir duruma dönüşmüş. Neredeyse birkaç saat içinde gerçekleşen bir olay. Yukarı çıktıklarında karanlıkta bu olayla karşılaşıyorlar ve bir başka şeyle daha karşılaşıyorlar. Askeri bir denizaltı. O askeri denizaltı, artık bizim az önce izlediğimiz denizin dibine inen grubunda yeni evi haline geliyor. Ve ondan sonra da işte aynı şekilde denizin altındaki karanlıkta yaşayıp akşam güneş battıktan sonra yüzeye çıkıp araştırma yapan bir ekiple karşı karşıyayız. Biraz daha karakterlerden bahsedelim. Karakterler. Karakterlerden bahsedeyim. Kıvanç Tatlıtuğ tabii ki dizinin en büyük kozu bir uzunca bir süredir dizi yapmıyordu ve bütün seyirciler de Kıvanç Tatlıtuğ ne yapacak diye bekliyordu. işte bunu yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ Arman adında bir bilim insanını oynuyor. Denizlerin altında kendini gerçekten bulan, orada yaşamayı seven bir karakter. Onun haricinde Özge Özpirinççi'yi görüyoruz. O onun eski sevgilisini canlandırıyor dizide ve ona bir projeyle geliyor. Diyor ki bak bir araştırma yapacağız denizlerin dibinde ve senin yaptığın çünkü Arman neredeyse tek başına bir denizaltı yapmış senin yaptığın denizaltıyla dalıp bu araştırmayı yapmak istiyoruz ve ekipte de yine Armanla Özgen'in eski arkadaşları Cem Onur Ünsal oynuyor ve Felix yanılmıyorsam yine yabancı bir oyuncu. Bu isimlerin de olduğu ve Özge'nin de asistanı olan Ecem Uzun oynuyor o karakteri de. Böyle bir beşli halinde dalıyorlar. Çıktıkları zaman karşılarına çıkan askeri denizaltıda komutanı Hakan Salınmış oynuyor. Deneyimli bir komutan. Şunu başına almış. Tüm mürettebatını çok iyi tanıyan, onları çok seven ama otoritesinde hiçbir zaman sarsmayan bir komutan. Onun ikinci komutanı rolünde Ertan Saban'ı görüyoruz. O da ilginç bir karakter. Çünkü kimi zaman bizim daha çok yanında olduğumuz Arman ve arkadaşlarına karşı geliyor. Kimi zaman onlarla beraber hareket ediyor. Ama diziyi izleyince zaten göreceksiniz. Bir de Ece Çeşmeoğlu var. O da yine buradaki üst düzey subaylardan biri. Onun tam olarak kim olduğunu söylemeyeyim. Küçük sürprizleri var çünkü. Biraz da dizinin diğer türk dizilerinden eğer varsa bir farkını anlatabilir misiniz? izleyicilerimize? Şimdi nasıl anlatalım? Netflix gibi... Dijital platformlar ister istemez ana akım televizyonlarda izlediğimiz dizilerden teknik olarak ya da form olarak farklı. Çünkü kısa sürüyorlar. Her bölümü 45-50 dakikada bağlıyorlar. Sezonları kısa sürüyor. Yakamoz yanlış hatırlamıyorsam 7 bölüm sadece. Birçok eğer 7. bölümde bitmiyorsa birçok ana kanaldaki diziler sezonu en az 39 bölümle geçerler. İkinci sezon yine 39 bölüm gider gibi uzun uzun ve süreleri de 3 saate yaklaşan sürelerde olduğu için ister istemez dijital platform dizileriyle ana kanal dizileri farklı. Yakamoz diğerlerinden farkı belki de Türk televizyonda ya da Türk dizilerinde ilk kez distopik diyebileceğimiz, post apokaliptik diyebileceğimiz bir konunun işleniyor olması. Açıkçası düşünüyorum çok aklıma böyle bir dizi gelmiyor. Biraz e, Muhafız'da da buna benzer bir bölüm vardı ama ikinci ya da üçüncü sezondan itibaren. Bu sanıyorum e, Yakamoz en başından itibaren bunu işleyen ilk dizi diyebilirim. Peki Emrah Bey. Diziye yönelik herhangi bir eleştiri mevcut mu şu an ve siz dizi izlerken bir mantık hatasıyla karşılaştınız mı? Ben mantık hatası şöyle şundan bahsedeyim. Tabii ki çeşitli eleştiriler var. Kimileri işte Türk askerini küçümsüyor mu, aşağılıyor mu gibi söylemlerle öne çıktılar ama ben buna inanmıyorum. Çünkü ordu dediğiniz bir kurum. Bunun içindeki askerlerin birisi iyidir, birisi kötüdür. E, tamamını kötü göstermediğiniz sürece ben bunda ciddi bir sorun görmem. Ama tabii ki içerideki çatışmalar, isterseniz çatışmaya ihtiyacınız var. Tamamen iyilerden oluşan ya da tamamen kötülerden oluşan bir orduyla bunu yapamazsınız. Ama içinde iyi karakterler var, kötü karakterler var, arada kalmış karakterler var, kendisiyle çatışan karakterler var. Bütün bunlarda bir sorun yok. Bir iki yerde sosyal medyada şey gördüm, işte İspalat'i ters takmış falan gibi fotoğraflar gördüm. Açıkçası çok araştırdım. Çok baktım ama benim gözümden kaçmış. Ben de askerliğin denizci olarak yapmış bir insanım. E, o kareyi taradığım halde bulamadım. Ama dediğim gibi benim gözümden kaçmış olabilir. Fakat şunu biliyorum sette bir albayın danışman olarak görev yaptığını biliyorum. E, i̇nsan şaşar olur böyle şeyler. Onun da gözünden kaçmış olabilir. Kostümcünün de gözünden kaçmış olabilir. Kare böyle bir şey gördüm. Onun dışında mantık hatası bilimsel olarak ya da askeri anlamda bir takım mantık hataları varsa bunu ancak uzmanları söyleyebilir. Ben size bunu söyleyemem. Varsa onlar bir şey söyler, karşı taraftan bir cevap gelirse bunu tartışırız. Ben şahsen böyle ciddi bir dalga geçilecek kadar büyük bir mantık hatasına rastladığımı söyleyemem. Peki siz bu dizinin senaristi olsaydınız genel olarak hangi kod değişiklik yapardınız? Şimdi... Ee, biliyorum ki Tolga Karaçelik senaryo önüne geldikten sonra uzun uzun üzerinde çalışmış Bazı şeyleri değiştirmek için çok uğraşmış İyi de yapmış çünkü Jason George mesela into the Night dizisi benim çok sevdiğim bir dizi olmamıştı. O kadar beni cezbetmemişti. seyrettiğim hatta bir yerden sonra bıraktığımı da hatırlıyorum. Ama bu dizide en başından itibaren çatışma olduğunu söyleyebilirim. Fakat bazı karakterlerin bazı karakterlere göre daha az işlendiğini, Yarım kaldığını düşünüyorum hikayelerinin. Örneğin Ecem Uzun'un oynadığı karakter ya da o e, Alman e, karakter, işte Alman disiplini diye hep dalga geçiyorlar ya. O karakterler yeterince bence işlenmemişti. Ben eğer bu diziyi yazıyor olsaydım onların da hikayelerini daha iyi entegre etmenin bir yolunu bulurdum. Keza Özge Özpirinç'in de hep gizleri bir sır var anlıyoruz. Ee, sır tutan karakterleri işlemek çok zordur ama belki ona da daha e, geniş bir alan ayrılabilirdi. Kıvanç Tatlıtuğ zaten bu dizinin starı ve sürükleyicisi olduğu için e, onun e, belki bilmiyorum bundan sonra... Dizinin sonunda devam edecek mi? Başka bir sezon olacak mı? Orada onun hikayesini görecek miyiz? Belki onu daha çok da açmanın bir yolu bulunabilir diye umuyorum. Son olarak Emrah Bey biliyorsunuz ki uzun bir süreden sonra Cem Yılmaz bir diziye kalkıştı ve bunun adı da Herşem Kune'di. Ee, siz bu dizinin fragmanını izlediniz mi ve gelecek dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizi heyecanlandırdı mı bu dizi? Tabii Arşın Kuneri yine Netflix'te başlayacak. Bunu e, izleyip de heyecanlanmamak mümkün değil. Bir kere Cem Yılmaz yanılmıyorsam ilk kez dizi yapıyor. Gerçi sinema filmlerinde bu dizi mantığına belki yaklaşan epizodik anlatımlarla farklı farklı bölümlerle oluşturduğu işte kara komik hikayelerdeki gibi filmleri vardı. Ama ilk kez dizi yapacak. 8 bölümlük bir dizi olacağını biliyoruz. 1975-1978 yılları arasında geçeceğini biliyoruz. Ve erotik filmler, işte o dönemin seks filmleri furyasının aslında bir parçası olan bir yönetmenin, seks filmleri çeken bir yönetmenin kendini artık farklı bir yere konumlandırmak için, farklı türlerde filmler çekmek için çabalayacağı bir dizi. Hatta deniyor ki her 8 bölümün her birinde farklı türde bir film Çekmeye çalışacak Erşan Kuneli. E, merakla bekliyoruz. Oyuncu kadrosu alıştığımız oyuncu kadrosu aslında e, Cem Yılmaz'ın. Çok e, geniş ve parlak isimlerden oluşuyor. Bütün bunlar tabii heyecan e, yaratıyor. Ama haftaya başlayacak. Henüz e, diziyi izlemedik. Belki haftaya bu konu üzerine daha çok konuşuruz. Benim sadece buradan küçük bir sitemim olacak diyeyim. Hem Netflix'e hem Cem Yılmaz ve... Bilmiyorum yapımcılarını. E, haftaya dizinin galası yapılıyor ve dizinin galası Grand Pera adlı salonda yapılıyor. Burası biliyorsunuz 2013 yılında büyük protestolarla aslında e, yıkılmasına karar verilen Emek sinemasının yerine yapılan bina bizim için, biz sinema severler için, sinemaya gönül verenler için aslında burası neredeyse lanetli bir bina ve biz burayı boykot ediyoruz. Hiçbirimizin ya da çoğumuzun bu galaya gitmeyeceğini şimdiden söylemekte yarar var. Bence yani dizinin konusundan her şeyinden ayrı olarak ne Netflix'e ne de Cem Yılmaz'a yakıştı diyebilirim.